İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Yine Sevoş'unuz derledi, topladı, geçti ekranının karşısına. Haydi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Hasbihal etmeye arkadaşlar. Evet, ay biraz demoralize oldum bugün. Ay bizim başımız hiç mi beladan kurtulmaz? O kadar da dikkat ediyorum çünkü birkaç kez daha paşayı arı soktu. Bizim maceralarımız bitmez. Akşamın tam kör vakti saat 7. Veterinerlerin tam kapanacağı. Cuma trafiği İstanbul gibi bir yerde. Sen böyle hani ne bileyim böyle mülayim bir saatte falan olsa hastalanması bile bana böyle nasıl derler çektirecek. Ya sabahın 4'ünde hastalanır ya pazar günü hastalanır. Aman gezdiğin yerde kimse anlamaz. Hep böyle bir sıkıntılı. Bir de yazık bana duygu da sömürüsü yapıyor. Gelip böyle ayağını kaldırıyor. Gezerken özellikle de dikkat ediyorum. Böyle çiçek miçek olan yerlere gitmiyorum ki arı sokar diye. Düz normal yolda nerede buldun ettin işte ne kadar çok sakınırsan ya da neyden çok korkarsan o seni gelip buluyor anacığım. Gittin bahçede buldu o arıyı yürüme yolunda düşünün üstüne bastı bir de tüylü olduğu için patileri hani müdahale de ettirmiyor bana aslında karbonatlı su yaptım falan fişman eğer ağız bölgesinde falan olsa hemen veterinere yetiştireceğim çünkü solunumunu falan etkiliyor. Daha önce de böyle ağzını sokmuş, fena şişmişti surat ama bu ayak hani kalın pati sert patisi olduğu için çok fazla etkili olacağını düşünmüyorum. Ayağını kaldırınca baktım ayağın altından çektim aldım araya yol. Bu kadar olmaz. Başım ağrıyor. İnanın böyle onlara bir şey olduğu zaman darma duman oluyorum. Yani normal bir kendi veterinerimize gitsek 400'e 500'e çıkacağımız işi anacığım şimdi git 24 saat açık veterinerler 2000 liradan aşağı çıkamaz diye. Yani ay paşa ya Rabbim şu paşayı harcadım paralarla. Ay ev alırdım ayol ok. Bir gün gene böyle cadı sağlısı rahatsızlandı. Gülüyorum ama bakmayın yani biliyorsunuz Murat Öğüş de köpeğini kaybetti. Daha onu sıcağı sıcağına konuştu. 40 tane şey geliyor insanın aklına. Bir de böyle ne bileyim yaşı da var hani bir şey olur diye çok sakınıyorum. Çok üstüne düşüyorum. Evden markete bile giderken düşünüyorum. Arkadaşımın yazlığı var gidemiyorum. Mesela davet edenler oluyor gidemiyorum. Kendimi hapsettim onun için. Kaç senesi daha var ki onu ne bileyim bir pansiyona otele bırakacağım ya da ona bir şey olacak diye. Korkular korkularca. Bugün bir de yedi yedi bana yaramadım arkadaşlar. Bugün benim ağlama duvarı gibiydim. Var ya otoboka ağladım yani niye bilmiyorum. O yüzden de baksa bakar mısınız gözlerim içine kaçtı resmen. Çok şey yaptım böyle hafif dedim bir makyaj atayım falan ama bugün niyeyse böyle benim ne derler modumun ve enerjimin aşağılarda olduğu bir gündü ama yine de bakın hazırlandı Sevaş'ımız dipçik gibi geçti ekranın karşısına. Gündemi değerlendireceğiz. Hemen başlıyorum o zaman gündemimize. Tarkan, ay bir de her şeyin günü çıktı. Hani öğretmenler gününü anladık, sevgililer gününü anladık, doktorlar günü, hakimler günü, her mesleğin günü var ya da ne bileyim işte o kadar alışveriş günü, kara cuma diyorlar ya biz şimdi onu Black Friday'yi değiştirdik, iyi cuma falan diye. Bir de bugün enteresan öpücük günüymüş. Dandikten bir şey ilk defa diyorum. Neymiş efendim? Öpücük günü. Tarkan da ve birçok ünlü paylaşmış. Eşi Pınar'la romantik paylaşım. Madem dünya öpücük günü demiş, eşini öperkenki bir fotoğrafını paylaşmış. Biliyorsunuz ezeli şeyidir. Nerede olsa yapışıyor yakasına sinek gibi. Tuğba ikinci de altına yorum yapmış. Tarkan'ın peruğu diye. Kız Tarkan saçı oldu mu olmalı? Gürdü. Peruk mu kız saçları? Acaba olabilir mi? Burada da hakikaten peruk gibi çıkmış saçı. Bir enteresan çıkmış. Belki tıraşından dolayı bu yanları kazıtınca falan. Ay peruk demişken geleceğiz bir oyuncuya da saçı için bilmem ne peruk değdiler diye dava açmış. Artık millet de neye otoboka dava açar hale geldiler. Ay Tarkan'ın saçının peruk olup olmadığını yazın bana. Onunki de mi protez ayol? Hani Murat Bozunki kendi açıkladı protez ama Enis Arıkan'ın öyle bildiğim kadarıyla. Yani bunun da öyleyse Fatih Yüreğin öyle. Yılmaz Morgül öyle. Onların zaten bağırıyor ben peruk diye de. Tarkan'ınki de öyleyse düşer bayılırım hiç benzemiyor çünkü. Enteresan. Biliyorsunuz herkes tatilde. Tatil pozlarını paylaşıyor ama hakikaten bu ne mana? Hırkayı üzerine dolamış gibi kollu bir hırka giymiş Fahriye Evcan. Evcan.
Evcen plaj tarzı ile paylaştığı fotoğraflarla takipçileri ikiye bölünmüş. Kimisi çok güzel demiş, kimisi de demiş ki çok havalı ama sizce sıcak havada bu olur mu demişler. Kollu mollu böyle fileli bileli gibi ama örgüden yapıyorlar ya, şimdi çok enteresan, rengi de yakışmamış. Bu da biliyorsunuz Rus casusu. Bu kadını da soğuk buluyorum. Hiç böyle hani ne derler, soğuk güzellerden, bir çekici güzel gelmiyor bana. Aa, polemiğimiz biliyorsunuz Funda Arar. Yavuz Bingöl'ün konserine 8 kişi gelmesine kahkahalarla gülmüş. Bir de paralı gelen de paralı değil ha. O 8 kişi de oradan geçenler yani. Ne diyor? Hiç kimse gelmemiş. Yani enteresan bir şekilde ciddi ciddi konuşan Funda Arar bir anda kahkahalarla güldü biliyorsunuz Yavuz Bingöl'e. Ama Yavuz Bingöl'den cevap geldi. Ama naif bir adam gene de. Yani her ne kadar politize olsa da o naifliği, beyefendiliğini bozmamış. Ben Funda'yı severim, çok da eski tanırım, sesini de beğenirim. İşte 8 kişi de olsa işimi yaparım falan gibi bir açıklaması oldu. Ayrıca bizim işimiz işte Temmuz'un ortasına ertelendi falan, bir takım açıklamalar yapmış ama gülen yüzü hep gülsün demiş. Yani aslında ne derler, iyiliğe, kötülüğe iyilikle cevap vermek gibi bir şey olmuş Yavuz Bingöl'ünkü. Hiç öyle bir hani gülmüş ama gülen yüzü hep gülsün dedi. Yani şeyini korudu, ne derler, sükunetini ve de sabrını mı korudu diyelim. Hiç öyle bir fevri davranış içerisine girmedi. Aa, nasıl güler falan demedi adam. Hep gülsün diye bir cevap gönderdi. Bayağı da değişmiş Yavuz Bingöl. Gerçekten o hani Zerda mıydı, Merda mıydı, o Ece Uslu'yla falan bir ara sinemada da çok dizilerin aranan oyuncusuydu. Ne güzel filmleri falan vardı. Sesi de güzeldir Yavuz Bingöl'ün ama işte fazla politize olmak, çok fazla siyasetin içinde olmak, bir yerin tarafı olmak irite ediyor şarkıcıların çok fazla siyasi kimliğini belli etmesi. Bazı kesimleri rahatsız ediyor. Biraz onun etkisi oldu diye düşünenlerdenim. Bilmiyorum siz ne dersiniz? Zaten kendi açıklamalarında da arkadaşlar selamlar, ben Urfa konserimin iptal edilmesi ve konsere 8 kişi gelmesinin iptal nedeni olarak gösterilmesi sosyal medyada çok konuşuluyor bu ara. Urfa konserim teknik nedenlerden dolayı Temmuz ayının sonuna ertelenmiştir. Öncelikle bunu söylemek isterim. Ayrıca 8 kişi de benim için değerli bir müzik dinleyicisidir demiş. Öyle söylemiş. Bakın, politize olmasının yandaşlık içgüdüsüyle savunanlardan bir tanesi de Yavuz abim, doğru konuşanı 9 köyden kovarlarmış. Siz arkanızda %52 var. Bunu unutmayın. Siz çok değerli ve çok kalitelisiniz. Gerçek orijinal Türk sanatçısısınız. Yani işte bakın, politize olmak, %52 var. O da %48 var gibi böyle. Ya eskiden seçim bitince anacığım böyle takım tutar gibi değildi. Herkes normal hayatına dönerdi. Seçilen kişi herkesin cumhurbaşkanı olurdu veya herkes artık onu benimserdi. Yoluna devam ederdi. Ne zaman bu iktidar geldi? O kadar politize etti ki her şeyi. O kadar insanları ikiye böldü ki. Ocu bucu, bizden ondan, bizden olmayan bertaraf olur gibi cümleler kullanarak kullanarak o kadar toplumu ikiye böldü ki bu ikiye bölünmüştük artık. Sanatçıların da, sosyal yaşantının da her alanda bir şekilde malzeme edilmesi gerçekten çok çirkin ya. Gerçek demokrasilerin olduğu yerde birisi seçilir, diğerleri de seçilen kişiye saygı gösterir ve hayat normal akışında sürmesi gerekir. O demokrasi böyle bir şey ama sanki ülke içinde iki ülke varmış gibi bir taraf diğer tarafı düşman göstererek demokrasi olmaz diye düşünüyorum. Böyle bir demokrasi olabilir mi? Seçilen taraf seçilmeyenleri düşman ilan etsin. Seçilen taraf, baksan arkanda %52 var desin. Yani sen kabile gibi geziyorsunuz o %52. Onun konserine gidin. Yani sanat herkes için yapılır. Yani belirli bir zümreye yapılmaz. Ne bileyim ya. Hiç siz de keyif almıyorsunuzdur belki de. Ne müzikten keyif alıyorum, ne hayat keyifsizleşti ya. Eski neşemizi, eski gülen yüzümüzü kaybettik diye düşünüyorum. Bir keyifsiz, hele de şu birkaç gündür Sirius'un geçişi mi, güneş kavuşu mu bana yaramadı herhalde. Yine de hadi olumlu düşünmek lazım. Herkes tatilde anacığım. Bir Sevoş'unuz da evinde oturuyor. Zuhal Topal da tatilde gözüne sanal gözlüğünü takmış, eline de oyun konsolunu almış. Bu aralar en eğlendiğim oyun Lina'cığım habersiz çekmiş diye. Kendini orada oyun oynarken artık bu sanal gözlükler hayatımıza girecek gibi yavaş yavaş.
Ona artık dokunduğunda bile tat, duyu duygusu bile ekleyeceklermiş. Geleceğin teknolojileri artık hani nasıl radyo, televizyon, internete dönüştüyse ya bir süre sonra da herhalde bu sanal gözlüklere dönüşecek. O farklı teknolojiler hayatımıza girecek diye düşünüyorum. Evet, devam edecek olursak Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bu sene Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlatan dizi filmler izleyeceğiz. İzleyici karşısında olacak. Aras Bulut İynenli ve Ali Can Yücesoy ve projelerinde Atatürk'e heyecan verecek. Son olarak da Çağatay Ulusoy. Hangisine daha çok yakışır diye. Üçüne de yakışır. Üçü de aslan gibi. Üçü de yakışıklı jönler ve Atatürk'ün her karesi, her hayatının parçası film olmalı ve daha çok ekranlarda ya da daha çok gösterimde olmalı ki gençlere hatırlatılmalı ve ne kadar bu ülkenin kolay kurulmadığı, bu ülkeye ne emekler verildiğini insanların tekrar tekrar hatırlatmak lazım ki bu TikTok'ta, bu ne bileyim bir kesim oluştu sürekli Atatürk'ü hakaret eden, Atatürk'ün kazanımlarını küçümseyen bir tane var, bir kadın yırtına yırtına sizin atanız ne yaptı Almanlar araba yaparken diye yırtınıyor. Sanki Atatürk tek başına tüm fabrikaları, Atatürk geldi o yıkık ülkeyi toparlayıp gene fabrika mabrika kurmuş. Sizin atanız ne yaptı derken sizin atanız ne yaptı? Yani öyle sizini bizim mi var ya? Atatürk tek başına değildi ki, Osmanlı paşasıydı yani. Ne yapmasını bekliyorsunuz? Osmanlı sanki araba yapıyordu da Audi icat etti de Atatürk mü engel oldu? Yani öyle absürt konularla Atatürk'e saldırıyorlar ki inanamıyorum. Din konusundan saldırıyorlar, yok dinsiz diyorlar. Her türlü yönden saldırıyorlar ve kimsenin de gıkı çıkmıyor. Eskiden olsa böyle yapabilirler miydi ya? Ülkenin kurucusuna bu kadar kolay hakaret edebilirler mi? Bakın Recep Tayyip Erdoğan'a bir çocuk posterine bıyık yaptı diye içeri aldılar. Koskoca savaşlar görmüş ya. Osmanlı'da paşalık yapmış, Çanakkale'de savaşlar görmüş, bir sürü cephede savaşmış adama kalkacak abidik gubidik insanlar laf söyleyecek. Kimsenin de oralı olmayacak. Yani gerçekten kötü günlerden geçiyoruz. Bu üç delikanlıya da çok yakışmış. Evet, Dünya Öpücük Günü'nü kutlayanlardan bir tanesi de Hande Yener. Ben de öpücüklerimi gönderiyorum o zaman. Sizin de Dünya Öpücük Gününüz kutlu olsun. Hadi bir goy goy yapalım aman. Çok beğenirim. Çok da böyle hanımefendi, Türk sinemasının dizilerde de bir dönem gördüğümüz Itır Esen'i ameliyat olmuş. Kızından açıklama gelmiş. Yeşilçam'ın güzel oyuncularından Itır Esen, omuriliğindeki eğrilik nedeniyle ameliyat oldu. Sağlık durumu iyiymiş. Aman çok geçmiş olsun hanımefendi bir oyuncumuz. Evet. Dadı aklıma geldi biliyor musunuz? Sinem Kobal, Dadı da biliyorsunuz yine 40 ve 40'lı yaşlar üstü bilirler. Gülben Ergen'in o meşhur dadısı. O zaman orada Gülben Ergen'in dadılık yaptığı küçük kız Sinem Kobal gencecik bir kız oldu ve şimdi kendi çocuğunu gezdiriyor. Ona bakınca zaman ne kadar çabuk su gibi akmış diye şöyle bir içimden geçirdim. Çeşme'de tatil yapan Sinem Kobal 3 yaşındaki kızı Lalin ile çarşı turunda görüntülenmiş. Çok da tatlı. Ay nasıl böyle mıncır mıncır mıncır. Azıcık babaya mı benzemiş kız? Evet sanki de böyle bir çok tatlı. Ne derler, Allah analı babalı ailesine bağışlasın. Dün biraz baktım, bilmiyorum siz de izlediniz mi? Ya çok seversen Kerem Bürsin'in. O kadar saçma, o kadar aslında sağlam bir kadrosu var. Oyuncular sağlam ama o kadar tesadüfün. Yani komedi tarzı yapmışlar. Yaz biraz böyle komedi tarzında ama ne bileyim ben keyif almadım. Çok böyle Yeşilçam'ın hani eskiden gerçek dışı masal gibi filmleri vardı ya. Onun gibi bir şey olmuş yani, çok gerçek dışı, oradan oraya mekanlar güzel, oyuncular güzel, güzellik estetik üzerine kullanılmış ama bir konu yok. Yani böyle hani sürükleyecek bir konu yok yani. Hani olur ya böyle nasıl diyeyim, deniz gösterelim, villa gösterelim, işte ne bileyim şeyde de vardır. Sosyal medyada da böyle influencerlar vardır. Zenginlik göstere göstere dikkat çekerler. Bu dizide biraz onu oynamış diye düşünüyorum. Güzel evler, güzel mekanlar ama konu yani biraz sıradan geldi. Pek beğenmedim. Belki ilerleyen sezonlarda düzelir. Bak bu da ikizlerini plajda Fit haliyle, evet Seray Sever de tatilde çocuklarıyla. O da çok geç anne oldu. Allah bağışlasın. 63 yaşındaki Yeşilçam'ın güzeller güzeli, yıldızı harika Avcı'dan da haberler geliyor. Doğru mu bilmiyorum. Kimisi diyor ki siroz oldu diyor. Kimisi diyor ki işte zayıflama ameliyatı olduğu için sağlık sorunları yaşıyor diyor.
Ve ona dair de haberler yansıyor. Ya üzülüyor. Güzelin şansı olmaz derler ya. Gerçekten çok doğru. Çok güzel kadındı. Yani çok da erken yani işte Seda Sayan'la aynı yaşta yani. Niye bir Seda Sayan ekranlarda da bu kadın böyle bir ara Cumhurbaşkanı'na da seslenmişti, yardım istemişti. Aslında bu kadının parasını çöktüler maalesef biliyorsunuz. O elindekiler çalıştırdıkları mı diyeyim artık o eş edindi o mu diyeyim. Bunun parasına çöktüler aracın ve kadını perişan ettiler, mağdur ettiler. Çok da gururlu bir kadın. Bakın oradan Seyhan Soylu, ay 100 bin dolar veriyorum, ev veriyorum dedi. Kadın gene tenezzül edip gitmedi. O kadar da gururlu bir kadın. Hiçbir ajitasyon yapmadı. Hiçbir kanala katılıp ağlayıp zırlayıp öyle bir görüntü ver. Gerçek star işte. Parası olsun olmasın dikkat edin. Yani o yönünü kimseye göstermedi kadın. Yani ne kadar onurlu ve gururlu bir kadın. Düşünebiliyor musunuz? Kendini mağdur hiç göstermedi. Kayboldu gitti kadın. Kendi kendine içine düştüğü durumla kendi kendine mücadele etmeyi seçti. Yoksa bugün çıksa Harika Avcı'nın ismiyle istediği yerde gene güzel para kazanır ama işte bilemiyorum ne yaşıyor ya da nasıl bir psikoloji içerisinde. Umarım iyidir. Yani bu haberler de ara ara yapılıyor Harika Avcı ile ilgili. Yine önüme denk geldi ama umut ediyorum sağlık durumu iyidir. Daha çok genç ya, 60 yaş çok büyük bir yaş değil. Umut ediyorum bakın yani 77 yaşında, 78 yaşında Nebahat Çehreler, Ajda Pekkanlar fink 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 gezerken yani Ajda Pekkan tabii ki bir istisna ama yani niye Harika Avcı'da öyle olmasın diye düşünüyorum. Ben beğenirdim, çok da severdim. İçim cız ediyor ona dair kötü, olumsuz bir haber görünce. Umut ediyorum iyidir. Hatta dün bir arkadaşım da bana haberi atmış. Çok sevdiğim İzmir'de bir arkadaşım var. Buradan öpüyorum Helin Melike'mi. O da göndermiş bana aynı haberi. Dedim yani ben çok fazla onunla ilgili olumsuz bir şey dillendirmek istemiyorum sevdiğim için. Kondurmak da istemiyorum. Umut ediyorum iyidir. Hani bu Sirius güneş kavuşumu ile ilgili dilek dileyin diyorlar ya, benim dileklerimin arasında umut ediyorum Harika Avcı eski parlak günlerine dönsün. Sağlığına kavuşsun. Onun için yeni bir başlangıç diliyorum. Yani gerçekten yürekten diliyorum. Mehmet Aslantuğ ile ilgili 27 yıllık evliliğini bitirdi ve Arzu'nun olan bakım ilk işi ne oldu diye başlık atmış gazeteler. Ay ben de dedim yeni adam mı bulmuş ne olmuş diye bir baktım tatile gitmiş. Ay ne var ne yapsın yas mı tutsun? 27 yıllık evlilik bitmiş ne yapsın, bitiren de adam. Adamın olduğunu söyledi. Kadın ne yapsın tatile gitmeyip de arkadaşlarıyla tatile gitmiş. Çok da iyi yapmış. Madem adam böyle bir yol seçtiyse kadın da kendi önüne bakacak, yoluna bakacak. Hatta evlenebilir de. Yani onu da hiç yadırgamam. Güzel kadın. Sadece Mehmet Aslantuğ ile duyduk ismini de. Başka kimseyle duymadık yani. Güzel kadındı. Güzelin şansı olmuyor anacığım. Vallahi bak. Güzeller bahtsız oluyor anacığım. Ayça Çağla Altunkaya artık bu da Şeyma Subaşı'dan sonra adını anar olduk. Acun'un yeni gözdesi. Yüzüğünü göstermiş herhalde. Nişantaşı'nda gazeteciler Acun evlenme mi teklif etti? İşte kulağına ne söyledi doğum gününde falan diye sormuş da kahkahalarla gülmüş. İyi yılışık bulaşık ne derler sırnaşık. Ay ne oldum delisi. İşte ne diyeceksin? Çok vasat bir kadın bana göre ama işte Acun'la sevgili diye hemen götü kalkmış gazetecilere kahkahalarla gülüyormuş. İşte yüzük odur budur şımarık Leyla. Ne derler? Hiç gereksiz olaylar. Kaan Urgancı. Beğeniyorum bu çocuğu da. Oyuncu biliyorsunuz Yargı'nın Ilgaz'ı. Neydi? Savcı Ilgaz'ı. Gülen yüzü solmasın. Arkadaşlarının düğününe gitmişler. Madem yanımızda da smokin var, o var, bu var, biz de evlenelim deyip öyle evlenmişler ve kendi aile sadece size değil diyor izleyicilerine, ailemize de sürpriz oldu diyor. Yunanistan'da konsoloslukta evlenmişler. Yani apar topar evlenmişler. Sade bir nikah hayal ediyorduk düğünü, öyle de oldu demişler. Sonra belki ailemizle, sevdiklerimizle bir kutlama yaparız ilerleyen günlerde demiş. Ben çok beğendim. Ne derler? Allah tamamını erdirsin, mutlu etsin bu çiftimizi de dedikten sonrası, evet bu perukla ilgili neydi bu oyuncu Batuhan'a perukan demişler. Hani millet de çok fena ha. Gerçekten şu sosyal medya bazen insanı şeyden soğutur. Nereden akıllarına geliyor çocuğa? Genç de bir çocuk. Onun da mı peruk bilmiyorum ama perukan dediler diye o da gitmiş savcılar suç duyurusunda bulunmuş. Bunun için suç duyurusunda bulundurmuyor. Eften püften abidik gubidik konular için yani. Ne bileyim bunlardan rahatsız oluyorsan kapat sosyal medyanı ya da bunlardan rahatsız olduğun kişiyi engelle. Yani herkesin söylediğine
davaya koşacak olursanız mahkemeleri böyle lüzumsuz şeyler için meşgul etmemek lazım diye düşünüyorum. Bir tanesi de ay dün söylemedim unuttum. Deniz Akkaya'yla biz de mahkemeliyiz ya. Seni severim sevdacığım Deniz Akkaya haklı diye. Ne mana neye göre haklı diyerekten. Yani tabii ki benim uygunsuz sinir anında söylediğim kelimeler olabilir ama neye göre haklı? Neticede o da ekranlarda ağzından tükürükler saça saça, nefret kusa kusa, insanlara hakaret ede ede konuşan bir kadındı. Ben usturuplu, derli, toplu, hanımefendi bir kadına niye laf söyleyeyim? Yani olacak iş değil ama bazen ne bileyim böyle mi canımı acıtmak istiyorsunuz siz de? Seni seviyorum ama Deniz Akkaya haklı diyerek o takipçime söylüyorum ya da beni izleyen izleyicimize söylüyorum. Nurgül Yeşilçay zamlara sessiz kalmamış, iğneden ipliğe, tepeden tırnağa, verginin üstüne vergiler koyaraktan bir zam yağmuru altındayız. Yani daha vermeden zamlı maaşları, Allah Allah, üstüne üstlük motorlu taşıtlar vergisini ikişer kere ödeyeceksiniz diyerekten. Yani hem seçimde döke saça harcadıkları parayı, hem de hele ekonomi bakanının söylemleri beni gerçekten şoka. Kamuda kamunun harcamalarında tasarrufa gitmek yerine vergiyi iyice tabana yaymak istiyoruz. Kamunun giderlerini karşılamak ve gelecekteki nesillere borç bırakmamak için. Az inanacım ya. Bu nasıl bir açıklamadır? Demiyor ki hani kamuda tasarrufa da gidiyoruz. Kamunun giderlerini ne bileyim lüzumsuz herkesin ne şeyin bakanın yardımcısının yardımcısının altına bile arabalar çekeceğinize, değil mi? Onun harcadığı benzin, onun giderleri, bakımı, bu kadar kamu kaynaklarını hunharca kullanacağınızda, orada tasarrufa gideceğinizde, garibana affedersiniz zaten 7500 lira emekli maaşı veriyor, tabana yayacaklarmış iyice. Zenginden de almıyorlar vergi. Yani genel halkın tükettiği her şeye, tuvalet kağıdından cep telefonlarına kadar yardıra yardıra bunlar iyi günlerimiz zam yağmurunda. İşte tepki göstermiş Nurgül Yeşilçay'da kendini yaşlandırmış, vergiler, zamlar, günaydınlar diyerekten çöktüm demeye getirmiş. Artık yani ağlanacak halimize gülüyoruz, tiye alıyoruz gerçekten. Bakmayın bir kesim tatillerde gününü gün ediyor, ooo oh, vur patlasın, çal oynasın, yaşıyor. Ama bir kesim de gerçekten hayatın zorluklarını iliklerine kadar hissederek ucun ucun ay başını ya da ne bileyim aldığı maaşı daha ayın ortasında bitirip ayın sonuna nasıl yetişeceğim diye düşünen bir kesim de azınlıkta değil arkadaşlar. Ne yapalım? İnsanlar seçimlerinin, tercihlerinin neticesini yaşarmış demekten başka bir şey söyleyemiyorum. Ay Ata Demirer gerçekten içinden bir ata daha çıkmış. 4 ayda 27 kilo verdikten sonra Ata Demirer diyetiyle 50'lik ünlü komedyen mum gibi eridi diyor. Gerçekten yani yeni ataya şaşırıyorum. Bilmiyorum bugün gene gazetelerde gördüm. Eski atayla yeni atanın resmini koymuşlar. Başka birisi gibi olmuş. Yani tamam bir komedyen için kilo bir avantaj aslında. Hiçbir şey yapmasa bile komik oluyor. Yani o tombul yanaklar, bir göbek möbek olduğu zaman bir kere anatomik olarak bir komik hal olduğu için fazla bir şey üretmesine bile gerek kalmıyor. Sallansa komik oluyor yani insan. Ama bu zayıf hali de enteresan geldi bana. Ne bileyim ya da öbürüne alıştık diye mi? Gerçekten muhteşem kilo vermiş. O şöyle diyor. Ben diyor etle besleniyorum diyor. Balık, et ama diyor asla diyor şeyi bıraktım diyor. Yanında işte pilav, makarna, ekmek o tarz şeyler tüketmiyorum diyor. Sadece diyor yine diyor yiyorum ama diyor sağlıklı şeyler tüketiyorum diyor. O şekilde verdim kilo diyor. Zaten doğru olan da istikrarlı, sürekli uygulayabileceğiniz, sizi mutsuz etmeyecek bir şekilde zayıflamak. Yoksa ölüm orucunu bir müddet tutabilirsin. Sevmediğin şeyleri bir müddet yiyebilirsin. Ondan sonra normale döndüğünde hop o kadar da nankör ki 2 ay tutuyorsun kendini. 1 hafta tutma hop 2 ayda verdin 1 hafta o 3 gün sürmüyor. Geri langadanak geliyor arkadaşlar. Evet. Bugünkü konularım bunlardı. Gerçekten ne derler? Paşanın aklım onda uyuyor şimdi. Ara ara gidiyorum bakıyorum ama bir şey olur falan diye. Ama iyi olduğunu düşündüğüm için götürmedim zaten. Çünkü oraya hemen internetten açtım. Karbonatlı su yaptım. Birazcık buz yaptım falan yaptım. Şişlik mişlik de yok. Yani hani gözle görülür bir rahatsızlık olsa zaten götürürdüm. Yedim yedi dinlemez. Gerekirse sırtımı alır. Yine giderdik veterinere. Bir yer bulurdum ama İyiydi ama uyudu. Yani bir de böyle evde şey de vardı. Bacağında aksıyor diye bir
ilaç vermişti doktoru, ağrı kesici gibi. Onu da verdim. İyi geldi zannedersem. Yattı, uyuyor arkadaşlar. Ama aklım onda, beynim onda. Çok fazla kaptırdım kendimi. Tam bir anne oldum yani. Gerçekten saplantılı bir anneyim yani şu anda onlara karşı. Dedikten sonra Sevaşunuz'dan bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Her zaman Sevaşunuz'da kalın. Bekleyenlerim olduğu için bugün video çektim. Aslında çekmeyecektim. Gerçekten enerjim düştüğü için. Ama o bekleyenlerim beni sevip, beni dinleyip motive olan, çünkü bazıları diyor, ay seni dinlerken keyif alıyorum, enerji geliyor bana diyen takipçilerim var. Onlar için iyi, ayağın üstüne basıyor. Geldi yanımda oturuyor. Gelecek illa. O kadar düşkün ki bana, salonda oturuyorsam salonda, mutfağa gidiyorsam mutfakta, gelir ayağımın altına kıvrılır, orada oturur. Böyle bir yapışık şey. Bulaşık süngeri demiş mi? Dün birisi gülmüş kahkahalarla, sevmem diye. Hani çift taraflı süngerler var ya, bir tarafı sert, bir tarafı yumuşak. Onun gibi bir sert tarafı ben. Sürekli despot bir kadın. Evet arkadaşlar, yarın farklı konularla görüşene dek hoşça kalın, mutlu kalın. Öpücük, gününüz kutlu olsun.